Beşiktaş'ı yene şampiyonu cimbombom. Beşiktaş'ı da yeneceksin. En büyük cimbombom. Başka şampiyon yok. Oynayan kazansın ama Galatasaray şampiyon olsun. En büyük Beşiktaş, başka büyük yok. Bu maçı alacağız, başka yolu yok. Çünkü Fener'i ezde yenmiştik. En büyük Beşiktaş, başka büyük yok. Beşiktaş bugün Galatasaray'ı yenecek. Ve en büyük Beşiktaş, başka büyük yok. Ve İnönü Stadı'nda final günü sayın seyirciler, Beşiktaş'ta Galatasaray karşı karşıya, tribünler tıklım tıklım dolu. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Kenan Evren de seyrediyor. Maçın hakemi Yusuf Namoğlu. İsmail. İsmail'in ortası ceza sahası içine. Mirsat. Recep. Galatasaray yine atak. Zalat. Ferdinand. Rakibinden seviliyor Ferdinand. Şenol. Erhan. Şenol. Kaptan Rıza. Ferdinand ve Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Gol Ferdinand. Beşiktaş 1, Galatasaray 0. Beyaz. Şenol. Hayrettin. Zeki. Hareketlenen Feyyaz. Hayrettin. Erhan. Mehmet. Ferdinand. Semih. Mehmet. Ve Hayrettin. İsmail. Zalat, boşta kalan top Tanju Amavut. Tanju, Zalat ve korner. Semih, Savaş, Zalat. Zeki, Feyyaz, Ferdinand top kornere gidiyor. Feyyaz out. Maçın ikinci yarısı. Tanju, Mirsat ve Galatasaray'ın beraberlik golü. Gol Mirsat. Tanju, Mirsat, Beşiktaş 1, Galatasaray 1. Milan üzgün. Zeki. Ferdinand. Şenol. Rıza. Hayrettin. Bir birlik avantaj kupayı Beşiktaş'a getirecek. Savaş. Zalat. Recep. Mehmet. Mehmet vuruşu yavaş. Hayrettin'in hatası ve kornere gidiyor top. Şenol. Rıza. Rıza ve Ahmet. Metin. Zalat ve korner. Savaş. Mirsat. Savaş. Gol tehlikesi, tehlike uzaklaştıran isim Recep. Feyyaz, Hayrettin. Karşılaşma 1-1 sona eriyor.
İstanbul valisi Cahit Bayar'dan Kaptan Rıza Türkiyespor Rizal Derneği kupasını alıyor. Sezonun ilk büyük kupası Beşiktaş'ın. Lige herhalde her takımdan iyi başlayacaklar. Ondan da şüphemiz yok. Yani bugün bu takımımız Beşiktaş'a burada yetti. Peki Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? Onlar da hazırlıkları tamamladılar. Onlar da herhalde lige iyi hazırlıklarını geçirerek hazırlanmak istiyorlar. Ama ben daha sonra bakıyorum. Yani Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a bakmıyorum. Vallahi yes, everybody's looking forward to the start, I think. Yeterince hazırlık maçı yaptık. Herkes artık ligin başlamasını bekliyor. Takımdaki sakatlar milli ne yönden düşündürüyor? How does the injured player affect you? Every team gets injuries, Ali, and you just hope that most of your players are ready for the start of the season. Her takımda sakatlık olur. Umalım ki futbolcuların çoğu sezon başlangıcında hazır olsun. Very good match. Çok iyi bir maç oldu. İlk yarı biz iyi oynadık. Hava çok sıcaktı. Galatasaray'da iyi bir ekip. Özetle iyi bir maç oldu. Beşiktaş tam olarak ligi hazır mı? Hemen hemen hazır. Bu sene çok iyi transferler yaptık. Direkt değerleri adam aldık. Ali iyileşiyor yakında. Metin de forma giriyor. Benim dışında her şey tamam. Beşiktaş her zamankinden daha güçlü. Ligi hazır mısınız? Ligi hazırız. Diğer takımları nasıl buluyorsunuz? Beşiktaş ve Fenerbahçe. Fazla seyredemedim. Bir oynadığımız maçlarda seyrettim. Tabii ki onlar da büyük takım. Şampiyonun adaylığı ama en büyük aday biziz. Bence ne kadar yanlış anlarlarsa anlasınlar Fenerbahçe camiadaki futbolcu arkadaşlarım, idareci abilerim. İyi hazırlanmamışlar. Ama Beşiktaş tam kıvamında hazır bir takım. Şu anda çok mutluyum. Söyleyecek hiçbir şey yok. İyi oynadık, kazandık, hak ettik. Çok mutluyum. Siz ne söyleyeceksiniz? Tebrik ediyorum, kupayı kazandılar, kupalarım. Ve spor yazarlarının görüşleri de şöyle. Sayın Talay Erker, Beşiktaş ve Galatasaray'ı nasıl buldunuz? Ben doğrusu daha evvelki hazırlık maçlarını da izledim. Beşiktaş'ı çok iyi buldum. Beşiktaş, çağın futbolunu demeyelim ama gerçek futbolu oynuyor. Bana göre Beşiktaş'ın en büyük zaafı yine arkada libero'da. Oraya bir iyi oyuncu alaydı Beşiktaş için bu sezon daha iyi geçer derdi. Sayın Peker, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu maçtaki hataları neydi? Vallahi daha sene başı böyle çok büyük bir hata göremedim ben. İkisi de gayet üstünlükle top oynuyorlar. Yalnız Beşiktaş'ta bir orta saha sorunu var gibi geldi bana. Çünkü çok kopuklar birbirlerinden. Yusuf Tunaoğlu, Beşiktaş'ta savunma hataları var mı? Beşiktaş'ta savunma hataları şöyle var diyebiliriz. Bu sene sağ bek'e yeni bir oyuncu alındı. Gökhan ilk defa oynamadığı bir yerde deneniyor. Bir geri dörtlü oluşturulmaya çalışılıyor. Devrim Sağroğlu, Beşiktaş ve Galatasaray lige hazır mı sizce? Ben Beşiktaş bence lige hazır. Galatasaray için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Beşiktaş'ı çok diri, çok olumlu gördüm. Sayın Coşkun Özarı, Galatasaray'da gördüğünüz hatalarını lig öncesinde birçok maçını seyrettiniz çünkü Galatasaray'ı. Galatasaray takımı çok adamla hücum ediyor. Çok adamla hücum ettiği zaman da kontra ataklarda rakiplerine çok boş alan kalıyor. Eğer rakip oyuncular süratli, çabuk ise bu boş alanlarda kendilerine gol yakalama şansını çok sahip oluyorlar. Galatasaray'da gördüğünüz hataları rica edeceğiz lig öncesinde. Lig öncesi çok maç yaptılar. Üst üste bu maçların yorgunluğu takımda görünüyor. Bu maçta bile 6-7 kişi topun üstüne basarak yere düştü. Salih Sarıoğlu, Beşiktaş'ta gördüğünüz hatalar nedir lig öncesi? Şimdi gayet açıklıkla söylüyorum, Beşiktaş bayağı iyi bir yolda. Daha önce de bunu söylemiştim. Bunun nedeni, geçen sene zaten sağlam bir kadrosu vardı, oturmuş bir kadrosu vardı. 7-8 tane iyi futbolcusu vardı. 3 tane çok iyi monte yapmış Beşiktaş. Recep, Mehmet ve Fernando.